Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ferhan. Kapıyı açan Ahunaz'dı. Ferhan'ın karşısını görünce öyle donakaldı. Konuşmamız lazım. Bizden değil sizden bahsetmemiz lazım. Ahunaz Ferhan'ın kastettiği şeyi tahmin etmişti. Mert ve kendisinden bahsediyordu. Belki de onları gördüğünü söyleyecekti. İçeri davet etmeyecek misin beni? Tabii gel. İkisi beraber arkadaki odaya ilerlerken mutfaktan çıkan Sultan Hanım'la duraksadı Ferhan. Sevmediği birinin evine gitmek tam bir işkenceydi onun için. Kovarcasına bakışlara maruz kalmak katlanamadığı bir şeydi. Ama önlenecek bir kaos varsa biraz dişini sıkabilirdi belki. Ne işi var onun burada? Hesap sorar bir edayla kızıyla konuştu kadın. Ahunaz bıkkındı annesinin bu hallerinden. Bir konu konuşmamız lazım, müsaade edersen. Neymiş o konu? Benimle değil de yedi kat yabancı ile konuşacağım. Asude yutkundu. Ferhan istemsiz güldü. Bildiklerini anlatsa çantadan daha ne yabancılar çıkacaktı Allah bilir. Bir kez daha annesine şükretti. Kaçtığı değil, sığındığı olmuştu çünkü. Niye gülüyorsun sen? Sinirle Ferhan'a baktığında genç kız içten içe sinirlense de hiç oralı olmadı. Tıpkı teyzesinin yaptığı gibi Ahunaz'la konuştu. Gidelim istersen, çok vaktim yok. Beni sessizce dinle, bölme, tamam mı? Ahunaz'dan beklediği onayı alınca devam etti. Bugün Mert geldi. Ne? Bölme. Tamam, pardon. Yarın gideceğinizi söyledi. Nasıl ya? Ahunaz, bu karar çok yanlış bir karar. Ona da söyledim. O da rahatsız bu durumdan. Ailesini geride bırakmak yerine burada hep beraber mutlu olmayı istiyor. Ahunaz Ferhan'ın söylediklerine öfkelenmişti. Ayağa kalktı, gözleri doldu. Sen ne dediğinin farkında mısın? Yalan söylüyorsun, o da istiyor. Ben ona anlattım. Annemi, ailemi. Burada mutlu olamayız dedim. Orada da mutlu olamayacaksınız ama. Tüm sakinliğiyle çıktı sesi. Mert ve ben yarın gideceğiz ve mutlu olacağız Ferhan, bu kadar. Bu konu seni ilgilendirmez. Yapmanı istediğim tek şey susman. Lütfen sus. Odadaki tekli koltuğa oturduğunda sinirini yatıştırmaya çalıştı. Mert'in bunları söylemiş olmasına inanamıyordu. Sırlarını paylaşmış olmasına. Ferhan'la konuşmasını yediremiyordu kendine. Tahmin edemeyeceğin kadar sustum ben. Ama şimdi susamam. Susarsam olacaklardan seni koruyamam. Yalvarır bir edayla konuşuyordu artık. Nasıl ikna edeceğini bilemediği teyze kızına. Kızgınlığı kadar merhameti de vardı. Beni korumana ihtiyacım yok Ferhan. Beni rahat bırakmana ihtiyacım var. Eğer amacın intikam almaksa defalarca kez özür dileyebilirim. Ama mutluluğumun peşini bırak. Ferhan sabır diledi tekrar. Fakat öfkesi vücudunun her zerresine yayılmıştı. Hışımla ayağa kalkıp öfkeden kıpkırmızı olan gözlerini Ahunaz'a dikti. Amacım senden intikam almak olsaydı defolup gitmene yardım ederdim. Seni bir ömür mutsuzluğa göndermezdim. Sonra sen hep vicdan azabı çekerdin, anneni aileni özlerdin ama geri dönemezdin. Annen asla affetmezdi seni. Gittiğin yerde açlık çekerdin, çocuğun olurdu boynu bükülürdü. Hasta olurdun, kimse bakmazdı ona, sana. Paçavradan farkınız kalmazdı. Sonra sen bir gün çocuğunu ardında bıraktığında herkes ondan nefret ederdi. Bir tabak yemek vereni olmazdı. Onun derdiyle dertlenmek olurdu, kalbine en büyük acı. İntikamdan mı söz ediyorsun? Defol git Ahunaz. Tek sözüm daha yok. Tüm öfkesini kusarcasına konuştuğunda bedeni zangır zangır titriyordu. Gözünden yaşlar boşanmıştı. Karşısındaki kız susmuş ve şaşkınlığa bürünmüştü. Anlatılan her şey yaşamış kadar acıdı içi. Karşısında yaşamış biri vardı çünkü. Kapı açıldı ve Sultan Hanım içeri girdi. Ferhan bağırınca sesler duyulmuştu. Ne oluyor burada? Ferhan son kez Ahunaz'a baktı ve konuşmadan evden çıkıp gitti. Olacak her şeyi söylemişti. Şimdi karar Ahunaz'ındı. Eve gittiği sürede sakinleşmiş, titremesi geçmişti. Kendini tutabildiğine dua etti. Yoksa daha fazlası çıkacaktı ağzından.
yarın sabaha kadar kimseye bir şey demeyecekti. Kopacak kıyamet kendi kıyameti değildi nasıl olsa. Salona girdiğinde anneannesinin yanında başka bir kadın gördü. Dikkatli bakınca köye geldiği ilk gün otobüste tartıştığı kadın olduğunu fark etti. Kimseyle konuşacak hali olmadığından odasına gitmeye karar verdi. Salonun önünden geçerken arkasından bağıran kadının sesiyle durdu. ''Ferhan, bizim oğlan seni biriyle görmüş tahta evde.'' Bazen bir şeylerin üst üste gelişini sorgulamak bile yorucudur hayatta. Hatta zaman kaybıdır, herkes sizden cevap bekliyorsa. Ferhan bir süreliğine kapattığı gözlerini açıp sırtan kadına baktı. Yaptığı hareketin nelere yol açacağını bilmeden öylece oturuyordu orada. Sonunu düşünmeden bir şeyler söylüyor ve olacakları düşünmüyordu. Yüzü gülerken gözlerinde alınmış bir intikamın korkutucu bir alevi vardı. ''Bir şey demeyecek misin Ferhan? Kimdi o adam?'' Dedikodu yayılmadan söyle de sana sıkıntı çıkarmasınlar sonra. Malum köy yeri bir duysa. Çay bardağını tek eliyle tutup diğer eliyle de masaya vurdu. Yapmacık bir endişeyle dudağını büzdü. Ferhan yutkundu. Hayatında yalan istemiyordu. Karşısındakiler de cevapsız kalan soru. Asiye Hanım gözlerinden okunan bir üzüntüyle bakıyordu kendisine. Kızgınlık ya da öfke değildi. Yalnızca bana güven dese inanır mıydı acaba kendisine? İnanmazdı tabii. Sorgulardı, suçlardı yine. Sakin kalmaya gayret etti. Karşısında duran kadına sert bir bakış attı. Yaptığı bu çirkin hareket için ona bağırıp çağırmak istiyordu ama kendini aklarken Mert'in varlığı yine bir muamma olarak kalırdı. Bu olay herkese anlatılırdı ve genç kız çirkin bakışlar altında ezilmek istemiyordu. Bu gece ya biterdi her şey ya da yeni kıyametler kopardı. Yalancı bir gülümsemeyle başını dikleştirdi. Dedikodu yapılmasını gerektirecek bir şey yok. Bu köyde konuştuğum bir sürü insan var. Muhakkak onlarla biriyle konuşurken görmüştür. Kadın Ferhan'ın açıklamasından tatmin olmamıştı. Konuşmayı uzatmaya kararlı gibiydi. Çayından bir yudum aldı. Hareketleri Ferhan'ın sinirini bozuyordu, kendini tuttu. Herkesle tahta kapıların arkasında konuşmuyorsun ama değil mi? Bu köyden değilmiş hem. Olsa bizim oğlan tanırdı. Kaçamak bakışlarını anneannesine çeviren Ferhan, kadının hızlı nefes alışverişlerle kendini izlediğini gördü. Şimdi susması iyi değildi. En azından evden gönderseydi şu kadını. Fazla sabrı kalmamıştı çünkü. Herkese tahta kapıların arkasında konuşmuyorum evet. Umarım sizin oğlunuz da her tahta kapının arkasını izlemiyordur. Biliyorsunuz çok ayıp çünkü. Kadın dişlerini sıkmış, konunun oğluna gelmesine fazlaca sinirlenmişti. Ferhan karşısındakini sinirlendirdiğini anlayınca konuşmaya devam etti. Ama sesi o kadar sakindi ki dışarıdan bakan birisi onun çok mutlu olduğunu ve herhangi bir anısını anlattığını düşünebilirdi. Ayıpları ve yasakları öğretenler anne babalar oluyor biliyorsunuz ki. Çocuk doğuştan bilemez değil mi? Karşınıza alıp laf taşımanın kötülüğünden bahsetmek yerine onun taşıdığı lafı buralara kadar taşıyorsunuz. Ferhan konuştukça rahatlarken kadın ayağa kalkmış ellerini sıkmıştı. Konuşmaya yetenecekken Ferhan tekrar söze girdi. Her karşılaşmamızda farklı bir görgü kuralı öğretiyorum size. Bu da bir gelişme tabii ama çocuk büyüyor. Zaman geçtikçe kötü alışkanlıkları daha da artar böyle. Hem ne demişler? Ağaç yaşken eğilir. Şöyle yapalım. Ben kasabadan bir adab-ı muaşeret kitabı alayım. Kısa sürede okuyup öğretin çocuğa. Sen ne terbiyesiz şeysin be? Senden mi öğreneceğim edebi? Küstah küstah konuşuyorsun karşımda. Bir de analık dersi veriyorsun. Çocuğun yok rahat rahat konuşuyorsun tabii. Kadın öfkesini yerden çıkartırcasına zıplarken sesi rahatsız edici bir yüksekliğe ulaşmıştı. Öfkesini kustuğunda genç kızın öylece kendisine baktığını görünce daha da sinirlendi. Niyeti Ferhan'ın canını yakmaktı. Asiye Hanım'a baktı. Niye konuşmuyor bu kadın? Bu gece Ferhan'ı mutsuz etmeden ayrılmayacaktı buradan. Yalancı bir kahkaha attı anneanne ve torunun karşısında. Sen anneni mi gördün de bilmişlik taslıyorsun? Kim bilir kimlerin elinde, nerelerde büyüdün de böyle hadsiz oldun? Ben aslanlar gibi duruyorum oğlumun arkasında. Hani senin annen? Cevabı hiç verilmeyecek bir soruydu bu. Alaycı, aşağılık ve can yakan bir soru. Ölmüş birinin çocuğuna hakaret edecek kadar alçalmış bir insan. Ferhan her şeyle savaşırdı. Ama bu cümleler çok ağır gelirdi ona. Ezbere biliyordu canını yakacak kelimeleri ama her seferinde ilk kez gibi yaralanıyordu kalbi. Amcası ve yengesi bağırırdı, kızardı, döverdi, ağlamazdı. Ama annesiyle ilgili bir şey söylediler mi, tutamazdı gözyaşlarını. Ne annesi kötüydü ne de Ferhan bir suç işlemişti ama. Hep aynı yerden saplanıyordu hançer.
Gözyaşları süzülürken yanaklarına Ferhan da sorardı hep, hani benim annem diye. Asiye Hanım'a baktı. Tek kelime etse sesi titrerdi. Acı bazen öfkenin önüne geçerdi ve insan düşmek üzereyken dayanacağı birini isterdi yanında. Karşısındaki kadın alayla bakarken o da anneannesini izledi. Belki de tek kelime etmeden kovacaktı kendisini. Çıkan dedikodulara inanacak, yeniden bağırıp çağıracaktı. Adi bir intikam oyunuyla canını yakmaya çalışan kadına karşı kızına savunması gerekmez miydi annenin? Ne annesi Ferhan'ı savunabiliyordu, ne de annesini anneannesi savunuyordu. Tıpkı eskisi gibi yenilmişti karanlığa. Çık dışarı! Sert bir rüzgar esti Asiye Hanım'ın konuşmasıyla. Ferhan yerinden sıçradı. Bir rüzgarda yıkılacak kadar narin bedeni, tek bir sözle kırılacak kadar da hassas kalbi vardı. Bitiyordu işte her şey. Bu hikayede gitmesi gereken yine oydu. Çık dışarı dedim sana! Işımla ayağa kalkıp sinsice gülen kadına bağırdı. Kadın işi bir kaplan edasıyla bakan Asiye Hanım'ın öfkesinden öyle korkmuştu ki iki adım geri gitti bembeyaz olmuş suratıyla. Kekeledi kendini savunmaya çalışırken ama Asiye Hanım'ın öfkesi bastırdı konuşmasını. Hemen defol buradan hadsiz! Kadın okların bir anda kendisine dönebileceğini hesaba katmamıştı. Aralarının bozuk olduğunu sanıyordu. Yabancı adam dedikodusu yayılırsa Ferhan'ın bu köyden kovulacağından emindi. Yutkunup Ferhan'a baktığında kızın şaşkın ve gevşemiş yüzünü gördü. Az önce ağlamak üzereydi oysa. Canını yaktığından emindi. ''Sen niye bana bağırıyorsun ki? Kızın neyse torunun da o. Kes sesini!'' Son bir cesaretle dikletse de Asiye Hanım'ın üstüne yürüdüğünü görünce neredeyse koşarak çıktı avludan. Yaşlı kadın bağırarak ve kendini sıkarak bedenini fazla yormuştu. Hala öfkeden titrerken ağzı sımsıkı, yüzü kapalı kapıya dönüktü. Ferhan sevinse mi, üzülse mi bilemedi bir an. Anneannesi neden böyle yapmıştı ki? Sormak istiyordu ama kelimeleri doğru seçmemekten korktu. Kadının yüzünü dönmesini bekledi. Ah dedi Asiye Hanım. Bir elini kalbine, bir de dizine yasladı. Kalbine giren sancıyla ağzından çıkan iniltinin farkına varamadı. Ferhan anneannesini öyle iki büklüm görünce hızla koşup koluna girdi. Kalbi hızlı atmaya başladı. İyi misin? Tamam bir şey yok. Oturalım mı? Kolundan tutup yönlendirirken kötü bir şey olmaması için dualar mırıldandı. Asiye Hanım'ı oturtup bir süre sararmış yüzüne baktı. Neden oldu bu? İlaç var mı? Getireyim hemen. Kadın sadece başını sallamakla yetindi. Eli hala kalbindeydi. O zaman su vereyim. Bekle burada, hemen geliyorum. İçeriye doğru yöneldiğinde Asiye Hanım Ferhan'ın kolunu tuttu. Genç kızın sorgulayan bakışlarına karşın oturmasını işaret etti. Gerçek mi? Ne gerçek mi? Ferhan anneannesi için korkarken yaşlı kadının söylediklerine anlam veremiyordu. Sabırsızca iç çekti. Biriyle görmüşler seni. Gerçek mi? Yüzünde en ufak bir öfke kırıntısı olmadan konuşsa da Ferhan'a güvenemiyordu. Gerçekti ama sandığı gibi değildi. Üstelik bu gece vicdana bırakılan kararları vardı. Müdahale edilebilirse mahvolabilecek hayatlar. Konuşuruz bunu ama şimdi, yani iyi değilsin, dayımı arayayım, hastaneye gidelim. Ellerini ellerin arasına aldı Asiye Hanım. Yüzü gevşemiş görünüyordu. İyiyim ben. Sinirlendim biraz sadece. Doğru mu? Onu söyle bana. Yutkundu genç kız. Kaçmanın anlamı yoktu. Gözlerini beklentiyle anneannesinin gözlerine dikti. Bana güvensen olmaz mı? Yalvarırcasına çıkan sesi konuşmaya noktayı koydu. Asiye Hanım biraz sabretmeye karar verdi. Güvenmek istedi uzun zaman sonra. Ferhan da gülümsedi anneannesine minnettar bir edayla. Güvenle yeni bir temel atıldı aralarında. Yaşlı kadın uyumaya çıktığında Ferhan bir süre avluda kaldı. Rüzgar sertleşmiş olmasına rağmen biraz oturmak istedi. Çekirge sesleri doldu kulaklarına. Saçları dağıldı, gözleri yaşardı. Yıldızsız bir gecede insanın kalbinin kırık olması ne de kötüydü. Şımarık bulduğun bir çocuğa sırf annesi var diye içten içe imrenmek ne de kötüydü. Hiç kimse annesiz kalacak kadar büyümezdi. Ferhan kırgın gözleri gökte, küçük bir çocuk gibi şaşkın bakışlarla tek bir yıldız arıyordu. Sabah ezan okunurken gözlerini araladı. Kuş cıvıltıları kulaklarını doldururken soğuyan hava yüzünden bir süre yatakta bekledi. Gece boyu uyuyup uyanmıştı. Bugün Ahunaz'ın verdiği kararlara göre ilerleyecekti. İyi ya da kötü. Son bir kez içinden gitmemesi için dua etti. Yatağını toplayıp odadan çıktı.
köye geleli dinç ve erken kalkar olmuştu. Bu hali rahatsız etmiyordu onu. Hatta biraz geç kalksa üzülüyor, sabahın güzel saatlerini kaçırmak istemiyordu. Odasının kapısındaki kapalı kapı takıldı yine gözüne. Hiç açık görmemişti orayı. İstemsiz bir merak sardı bedenini. Anneannesi uyuyor olmalıydı. Baksa bir sorun çıkmazdı herhalde. Üstelik bir odada sorun çıkartacak ne olabilirdi ki? Yavaşça yaklaşıp elini kapının koluna devirdi. Merak ve tereddütü hem hareket ettirip hem de durduran, gizlice giriyor olması içine sıkıntı düşürse de hep kapalı olan bir kapının bazen de açılması gerektiğini düşünüyordu. Ferhan! Anneannesinin ardından kendisine seslenmesiyle yerinden zıpladı. Fark etmemişti geldiğini. Elini kapıdan çekip yaşlı kadına bir adım yaklaştı. Ne amaçla kapıya geldiğini açıklama ihtiyacı duydu. Ben kapı kapalı olunca... Anneannesinin gülen bir yüzle kendisine yaklaşıp kolunu sıvazlamasıyla sustu. Beklediği şey kapıyı açması olmasına rağmen Asiye Hanım'ın konudan uzak bir cümle kurması dikkatinden kaçmamıştı. Erken uyandığın iyi oldu. Hadi gel de kahvaltı hazırlayalım. Tamam diyerek gözü kapalı kapıda anneannesinin peşine düştü. Yeni gün yeni şeyler getiriyordu. O da herhangi bir odada olabilirdi. İçinde görülmeye değer şeylerin saklandığı bir yerde olabilirdi. Ferhan ani gelen merakına sinirlendi içten içe. Anneannesiyle aradaki buzların erimeye başladığı ve birlikte kahvaltı hazırladıklarını fark etmeyecek kadar. Üstelik kavga etmeden ya da bağırmadan konuşabiliyorlardı. Salatalığı da sofraya koyup anneannesinin karşısına oturdu. Kadın kendisine sürekli gülümseyerek bakıyordu ve Ferhan yüzüne yansımasa da fazlasıyla mutlu oluyordu. Yemekleri yalnız yiyordum hep. Ne iyi oldu beraber olduğumuz. Çekingen bakışlarla Ferhan'a bakan Asiye Hanım torununa yaklaşmak için bir yol deniyordu. Onun içinde iyi miydi acaba? Ben de yalnız yiyordum hep. Soluk bir gülümsemeyle anneannesinin adımına karşı bir adım da Ferhan attı. İstanbul'da amcanla yaşıyordun değil mi? Nasıldı, dayınlar, teyzenler gibi buluşup yemek yiyor muydunuz? Çatalı masaya bırakıp merakla sorusuna cevap bekleyen anneannesine bir süre bakmadı Ferhan. Nasıl söyleyecekti ki sofraya bile oturtulmadığını? Su içmek için bile mutfağa girdiğinde azarlandığı geldi aklına. Bir kızın vakit geçirmekten zevk aldığı mutfaktan korkar hale gelmişti. Ağzındaki lokmayı bir kez daha çevirip yutkundu. Daldığı düşüncelerden sıyrılıp kendisinden cevap bekleyen kadına baktı. Amcam vardı bir tek, babaannem de vardı ama o yılda bir gelirdi. Yeterli bir cevap olmasını diledi. Daha fazla onlar hakkında konuşmak istemiyordu. Geride kalan kabuslarıydı onlar. Amcası son kez aradığından bu yana bir kez bile aramamıştı. Ferhan'a peşini bıraktıklarına dair teselli veriyordu bu durum. Tam adresini bilmiyordu üstelik. Yurtta kalmış olmasının verdiği uzaklık kendini güvende hissetmesine sebep olmuştu bunca zaman. Şimdi ise bir ailesi vardı. Temelleri sağlam atılmamış olsa da aynı sofrada yemek yiyebiliyorlardı işte. Kapının çalınmasıyla Ferhan yerinden kalktı. Avlu soğuktu, hafiften yağmur atıştırıyordu. Kapı ısrarla çalınıyor olsa da rüzgarın saçlarını okşamasına fırsat vererek yürüdü. Bazı anlar bir daha geri gelmiyordu. Doya doya yaşamak gerekti. O kapı açıldığı anda gün farklı ilerleyecekti, değişecekti her şey. Alınan kararların da yağmur damlalarının düzgünce yere inişi gibi olmasını diledi. Kapıyı açtığında karşısındaki endişeli kadın onu şaşırtmadı. ''Neredeydin bu vakte kadar? Ne kadar zamandır çalıyorum bu kapıyı, sağır mısın?'' ''Sağır olsam kapı hala kapalı olurdu değil mi?'' Yalancı bir gülümsemeyle geri çekilen Ferhan, Sultan Hanım'a söylenerek içeri girişini izledi. ''Ne oluyor Sultan, ne bu telaş? Anne, Ahunaz burada mı?'' ''Yok kızım. Niye gelsin bu saatte buraya?'' ''Eyvah eyvah, kız yok. Nerede bu kız?'' Sultan Hanım etekleri tutup adeta feryat ederken Ferhan sımsıkı kapattı gözlerini. Ahunaz yoktu ve bu saatten sonra da olmayacaktı. O kendi tercihleriyle çıktığı yolda kaybolacaktı. Buldum dediği yerde kaybedecekti. Arkasında bıraktığı mutsuz insanların gözyaşlarını karışacaktı yaşları. Ve şehrin uzak bir yerinde gözyaşlarını silecek kimse bulamayacaktı. ''Gittin demek ha?'' Kendi duyacağı bir sesle mırıldandığını sanırken ışımla kendisine dönen teyzesini fark etmedi. Hep korktuğu olurdu insanın ve hep insan korkardı. Ne zaman gelirdi korkusuzluğun vakti? Kalp bilirdi. ''Ne dedin sen? Nereye gitti? Haberin var mıydı?'' Sultan Hanım kendisine bugüne kadar tek iyi kelime etmemiş olsa da gözlerindeki korku Ferhan'ın sakin kalmasını sağladı. Çocuğu için endişelenen ve haklı olan bir anne. O gideceğini söylemişti.
Nereye gidecekti? Kiminle gidecekti? Öfkeli kadının gözünden yaşlar düşmeye başlamıştı. Asiye Hanım gelip de kolundan tuttuğunda Ferhan'a bağırmaya devam etti. Sen bildiğin halde niye sakladın ha? Dik durmaya çalışan Ferhan, bir annenin haklı isyanına karşı bir süre sussa da bu sessizliğe içi el vermedi. Ben konuştum onunla. İkna etmeye çalıştım ama o çok kararlıydı. Mert'le gideceğim dedi. Sen izin vermezsin diye. Yağmur yağarken gök gürledi. Ama bu sefer Ferhan'ın yüzünde bir tokat yemişti. Sözü yine yarıda kalmış, kalbine yine yara açılmıştı. Sultan! Eli ayağında öylece kalan Ferhan, anneannesinin bağırışını duymuyordu bile. Bedeni her zerresiyle titredi bir an. Karşısındaki iki kadın, kendi aralarında neredeyse bağırışırken, o nefesini düzene koymaya başladı. Mert diyor bir de, ismini de biliyor utanmaz. Sultan, düzgün konuş. Daha dinlemedim bile kızı. Neyi dinleyeyim anne? Kızım kaçmış, bu da ona yardım etmiş. Asiye Hanım tüm ciğer yangınını bir kenara bırakıp Ferhan'a döndü. Bildiği halde niye söylememişti? Dün birlikte gördüklerinden bahsettikleri kişi de muhtemelen Mert denen o çocuktu. Neden söylemedin Ferhan? Yıllar öncesine dönmüşlerdi sanki yeniden. Yine bir sabah gitmişti giden, habersizce başka bir yabancının peşinden. Bu sefer hesap sorulacak biri vardı ama neden Züleyha'nın kızıydı? Gözünden düşen yaşları tutamıyordu Asiye Hanım. Neden diye bağıra bağıra sormak istiyordu. Habersiz geçen bir karıncaya bile bağıra bağıra. Neden demek istiyordu. O an yalnızca Ferhan'a baktı. Yanağı da gözleri gibi kızarmış olan torunu dudaklarını sımsıkı kapatmış, dik durmaya çalışıyordu. Dokunsa ağlardı biliyordu Asiye Hanım ama yapamazdı. Bir kez daha sorgulamadan hesap defterini kapatamazdı. Neden olacak? O da anası gibi çünkü. Kızımın ahlakını bozdu, sonra da onu bilmediğimiz birinin peşinden yolladı. Sen getirdin o herifi yanında değil mi? Nereye götürdü kızımı söyle. Ne? Hayır, öyle bir şey yok. Ferhan yapılan ağır ithamdan sıyrılmaya çalıştı ama... Ahunaz gelip doğruları anlatmadıktan sonra ne önemi vardı ki konuşmanın? Son bir unut anneannesine baktı. Güveneceğim demişti. Güvenecek miydi? Ben bir kez gördüm onları. Ahunaz kararını vermişti çoktan. İstanbul'dan gelip de onların kararlarına nasıl müdahale edebilirim? Gitme dedim. Konuştum onunla ama daha fazlası için beni hayatına yaklaştırmadı. Tabii yaklaştırmaz. Nesisin sen onun? Annesine söyleyeceksin en yakınına. Sultan Hanım elini hızla göğsüne vurdu iki kez. Gözyaşları dinmiş, yerini büyük bir öfkeye bırakmıştı. En yakını olsaydın önce sana söylerdi. Senden kaçmazdı, senden korkmazdı. Parmağını doğrulttu teyzesine karşı sabrı tükenmiş ve sesi yüksekti. Hatalarını görmemekte ısrarcıydı, suçsuzları suçlayacak kadar. Demek korktu diyorsun ha? Onu korkutacak bir şey yapmadım ama sana korku ne demekmiş göstereceğim. Ferhan'ı kolundan tuttuğu gibi sürüklemeye başladı. Avludan çıktılar direnmeler eşliğinde. Asiye Hanım Sultan Hanım'ı durduramıyordu. Ferhan ise kolunu kurtarmaya çalışırken kendinden yaşça büyük birine zarar vermemek için çabalıyordu. Kadın kendisini köyün sokaklarında sürüklerken bağırıyor, herkesin dikkatlerini üzerine çekiyordu. Ey ahali! Bu kızı bu köyde barındırmayın. Kızlarınızı uzak tutun. Sultan yeter! Asiye Hanım son gücüyle bağırdığında ağrıyan kalbiyle dizlerin üzerine çöktü. Durduramıyordu kızını. Olacaklardan koruyamıyordu torununu. Ahunaz'ın günahının bedelini Ferhan ödememeliydi. Süheyla'nın bedelini ödemiş olsa da. Meydana geldiklerinde yeni sokağa çıkmaya başlayan köylü bağırışmalara dikkat kesilmişti. Kasabaya gitmek üzere olan Ali de oradaydı. Gelenlerin Ferhan ve teyzesi olduğunu fark edince durdu. Yağmurun ardından kalan çamur üstlerine sıçraya sıçraya meydanın ortasında durdular. Bu kız benim kızımın aklını çeldi. Kandırıp bir yabancının peşinden yolladı onu. Köy halkı kendi aralarında fısıldaşırken Ferhan kendi kızını rezil etme pahasına kendisine iftira atılan kadına bağırdı. Kendini çok kötü hissediyordu. Durdurulmaz öfkesiyle bu kadın rezillik çıkartmaktan çekinmiyordu. Bırak konumu teyze, bırak! Anlattım sana, benim alakam yok konuyla. Sus! Biriyle gönderdin sen onu. Gideceğini bile bile haber vermedin bana. Belki de zorla götürdün kızımı. Yerini de söylemiyorsun. Sultan Hanım, Ferhan'dan tüm intikamını alırcasına varsayımlarını sıralıyordu. Ne Ferhan ne de başkası durdurdu onu. Gücü yetmiyordu genç kızın. Hele son cümlesiyle tamamen bitirmişti gücünü. İstanbul'dan niye geldiğin belli oldu. Annen gibisin sen de ahlaksız. Yeter!
Ali sinirden yumruklarını sıkmış, Sultan teyzesine doğru adeta koşuyordu. Ferhan konuşmasa bile Ali ona inanıyordu şu an. Geldiğinden beri kovulmuş, istenmemiş, hatta ölümle burun buruna gelmişti ama bu çok fazlaydı. İnsanların içinde ölmüş annesiyle itham edilmek çok fazlaydı. ''Kız haberim yok diyor, niye uzatıyorsun?'' Ali'nin öfkesiyle elini Ferhan'ın kolundan çeken kadın, duruşundan taviz vermemeye gayret ediyordu. ''Sen bilmezsin Ali, bu da annesi gibi masum görünür, saman altından su yürütür.'' ''Yeter artık ya!'' Sultan Hanım'ın rezillik çıkarmaktan çekinmediği kadar Ferhan da doğruları söylemekten çekinmeyecekti. ''Annem sandığın gibi biri değildi, yıllarca suçladınız onu ama gerçek başka.'' ''Madem herkes burada, dinleyin o zaman beni.'' Yılların düğümü bir vedayla çözülmek üzereydi. Her şeyin göründüğü gibi olmadığı aşikar olacaktı. Ferhan verdiği sözde en sona gelecekti. Anne! Caminin önünde duran arabadan inen Ahunaz, elinde valiz yanında Mert'le annesinin karşısına dikildiğinde herkesin nutku tutulmuştu. Hoş geldin demek mi gerekirdi, yoksa girdiği yoldan dönmek mi, susmak mı gerekirdi? Ferhan için yoksa konuşmak mı? Ahunaz! Mırıldandı bu sabah olanların sebebi olan kızın adını. Hatasından dönmüştü belki ama Ferhan'ı dönülmez bir yola sokmuştu. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.